Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Speak Out Elementary kitabının 6. ünitesinin 2. bölümündeki vocabulary ve writing bölümlerini çalışacağız. Öncelikle life story collocations yani hayatımızda neler yaptığımızı anlatırken kullanabileceğimiz bazı ifadeleri öğrenip bunlarla ilgili bir alıştırma yapacağız. Daha sonra writing bölümünde Because ve so bağlaçları üzerinde çalışıp yine bir alıştırma yapacağız. Son olarak bireysel çalışmanız için ekstra çalışma yollarından bahsedeceğim. Şimdi dersimize başlayabiliriz. Evet, biraz önce de dediğim gibi hayatımızda neler yaptığımızı anlatırken kullanabileceğimiz bazı ifadeler var. Ama öncelikle bu konuda ne kadar bilginiz olduğuna bir bakalım. Aşağıdaki 6 ifadeyi... Kutudan uygun fiilleri seçerek doldurmaya çalışalım. Bu bölümde yanlış yapmanız önemli değil. Sadece kendimizi ölçüyoruz. Evet şimdi hem cevaplara bakalım hem de life story collocations nedir öğrenelim. Örneğin uzun bir aradan sonra bir arkadaşınızı gördünüz. Birbirinize hayatınızla ilgili sorular sorarsınız değil mi? Neler yapıyorsun? Çalışıyor musun? Hala okula mı gidiyorsun gibi. İşte life story collocations bu gibi durumlarda kullanabileceğiniz ifadeler. İlkinde go to school or go to university okula ya da üniversiteye gitmek anlamında. Burada bizim için ipucu to edatı bir yere doğru anlamını kattığı için go fiiliyle ile kullanılıyor. Become a model or a chef. Model ya da şef olmak. Burada become'dan sonra gelen meslekler değişebilir tabii. Arkadaşınıza ben bir öğretmen oldum demek isterseniz mesela I became a teacher diyeceksiniz. Üçüncüsünde get married, get a job evlenmek ya da bir işe girmek anlamında. Meet your husband, meet your wife. Meet fiilini biliyorsunuz, tanışma, karşılaşma anlamı var. Eşinle nasıl tanıştın sorusuna I met my husband at a cafe diyebilirsiniz mesela. Start a new job start a company yeni bir iş ya da şirket kurmak anlamında ve son olarak work for Samsung, work as a taxi driver. Ee, Samsung'da çalışıyorum diyebilirsiniz. Burada for edatı bir şirket adına çalışmak anlamı katıyor. Ya da work as yapısını kullanarak mesela taksi şoförü olarak çalışıyorum diyebilirsiniz. Şimdi bir alıştırmayla bu altı ifadeyi hatırlayıp hatırlamadığımızı ya da ne kadarını anladığımızı ölçelim. Gördüğünüz gibi 6 tane resmimiz var. Bir önceki sayfada öğrendiğimiz ifadeleri resimlerin altına yazalım. Sunuyu durdurup alıştırmayı yapabilirsiniz. Bu alıştırma için 2 dakika süre yeterli olacaktır. Evet, cevaplar bu şekilde. Model olmak eşinizle tanışmak, yeni bir işe başlamak, evlenmek, okula gitmek ve taksici olarak çalışmak. E ve F bölümündeki propozisyonları doğru yazmanız gerekmekte. Yanlış olan cevaplarınızı lütfen kontrol edin. Yine hayat hikayelerimizi anlatırken cümlelerimiz kopuk kopuk olmasın, daha bağlantılı, anlaşılır ve akıcı olsun diye aralarda bazı bağlaçlar kullanırız. İşte bunlardan en sık kullandıklarımız because ve so. Yine önce bu konuda ne kadar bildiğimizi ölçmek için ufak bir alıştırma yapalım. Complete the sentences with because or so. Verilen cümleleri because ya da so ile tamamlamaya çalışalım lütfen. Evet, ilk cümlede we can't go swimming because it's raining. Yani yüzmeye gidemeyiz çünkü yağmur yağıyor diyor. She studied very hard, so she passed the exam. Çok son, çok çalışmış. Bunun sonucunda sınavı geçmiş. There were no buses, so we took a taxi. Hiç otobüs yoktu. Bunun sonucunda taksiye bindik. burada bir küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. So bağlacını bu yüzden diye çevirirseniz sebep cümlesiyle kullanılacağı zannedilip because ile karışabilir. O yüzden bunun sonucunda diye çevirmeye alışalım. Son olarak they went to a restaurant because we were very hungry. Restorana gitmişler çünkü karınları acıkmış. Evet yukarıdaki cümlelerde gördüğünüz gibi because bağlacı sebep vermek için kullanılır. Ve bu yüzden arkasından her zaman sebep ifade eden cümleler gelir. Okula gitmedim ve hastaydım ifadelerinden hangisi sebep bildirir? O zaman hastaydımın önüne bir koz yazmalıyız. Tam tersi. So ise sonuç bildiren ifadelerle kullanılır. Yine aynı örnekte I was ill so I didn't go to school cümlesinde hasta olmasının sonucu olarak okula gidememişti. O zaman okula gidememesinin önüne so'yu yazıyoruz. Bakalım ne kadar anlamışız. Bir alıştırmamız var. Match the appropriate two pairs of the students and join them using because or so. İki ayrı cümle grupları var. Öncelikle yapacağınız şey birbiriyle bağıntılı cümleleri bulup eşleştirmek. Daha sonra da bu cümleleri hangi bağlaçla bağlayacağınıza karar vermek. Because mu, so mu? Yine sunuyu durdurup alıştırmayı yapabilirsiniz. Bunun için size 5 dakika yeterli ol olacaktır. Evet, cevaplar şu şekilde. I'm tired, I'm going to bed. Yorgunum ve yatacağım ifadeleri birbirine uyuyor. Ama hangi bağlaçla bağlayacağız ona karar vermeliyiz. Burada ikinci cümlenin sebep mi sonuç mu bildirdiğine bakmalıyız. Yorulmanın sonunda yatarız, değil mi? O zaman sonuç bildiriyor ve so ile bağlamamız gerekiyor. İkinci cümlede we lost the match, maçı kaybettik. Diğer takımın daha iyi oyuncuları vardı. Dolayısıyla bu bir sebep olduğu için araya because koyduk. We lost the match because the other team had better players diyoruz. Üçüncüsünde there's nothing on TV tonight. Let's rent a DVD to watch diyor. Televizyonda hiçbir şey yokmuş. O zaman bir DVD kiralayalım. Bu sebep bu da sonuç cümlesi olduğu için sonucun önüne soyu getiriyoruz. My favorite color is yellow. En sevdiğim renk sarı. I wear this dress a lot. Bunun sonucunda en sevdiğim rengin sarı olmasının sonucunda bu elbiseyi çok giyerim. Beşincisinde, "You should stop smoking. Sigarayı bırakmalısın." "You have a terrible cough." demiş. Dolayısıyla çok kötü öksürüyorsun. E, sigara içmenin bir sebebi olduğu için başına bir koz getiriyoruz. Sigarayı bırakmalısın çünkü çok kötü öksürüyorsun. "He hates this music, so let's listen to something else." demiş. Bu müzikten nefret eder. Başka bir şey dinleyelim. Müzikten nefret etmesinin sonucu başka bir şey dinlemek. O zaman so ile bağladık. My sister is a bit fat because she loves eating chocolate. Çikolata yemeyi sevmek kilolu olmanın sebebidir. Dolayısıyla sebebin önüne because getirdik. Son olarak I am 180 cm tall. So I sometimes hit my head on low doors demiş. 1.80 boyu varmış ve bazen başını kapılara vuruyormuş. Dolayısıyla boyunun uzun olmasının sonucu olarak kafasını vuruyor. O yüzden so ile bağladık. Dersimiz burada bitiyor. Ama bireysel olarak bu konuyla ilgili peklerinizdeki Unit 6.2 Writing Connectors alıştırmasını yapabilirsiniz. Bir de ödev olarak kendi hayat hikayenizi öğrendiğimiz ifadeleri ve bağlaçları kullanarak küçük bir tekst halinde yazabilirsiniz. Ya da ses kaydı yapabilirsiniz. Evet dersimiz bitti. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.